Merhabalar. Bir kere öncelikle bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben kendimi tanıtmakla başlayayım. İsmim Eylem Gün. Nice Medya Genel Yayın Yönetmeniyim. Bu oturum dahil etkinlikteki tüm oturumların içerik yönetiminden sorumluyum. Umarım sizin için keyifli ve verimli bir gün olarak geçiyordur. Müşteri deneyimini her sektörde ele almaya çalıştık. Bu oturumumuzda da yine bankacılık gibi konunun önde gelen sektörlerinden bir tanesi içerisinde müşteri deneyimini incelemek istedik sizlerle beraber. Tabii bunu sektörün en başarılı projelerinden örneklerle sizlerle beraber yapmak istedik. Dolayısıyla bugün çok değerli konuklarım var. Oldukça da yoğun bir program akışları vardı. Sizin için uzun bir hazırlık sürecini tamamlayarak buraya geldik. O programlarından bize zaman ayırdılar öncesinde ve şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bence ben bütün günün en şanslı moderatörü olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü erkek ağırlıklı bir konuşmacı profilimiz var iken... Şöyle mi yapalım? Tamam. Evet, sizi tamam. Görelim. Hanım'ın da o yüzden geriye kaydı. Çok iyi yaptınız. Evet, ben de şimdi tam onu söyleyecektim. Ben çok şanslıyım çünkü çok güzel hanımlarla beraberim, çok güzel hanımefendilerle beraberim. Biz burada kadınlar kulübü gibi dedik biraz önce. Sizin için birlikteyiz. Çünkü geneline baktığımızda daha erkek ağırlıklı bir katılımcı, konuşmacı profili görüyoruz. Tesadüf oldu, şans oldu. Bence ben çok şanslıyım, çok mutluyum. Konuşmacılarımızın elbette bundan çok çok daha üstün özellikleri var. Çünkü sektörün en güzel, en başarılı projelerine imza atmış isimler aslında. Daha ön planda olan nitelikleriyle bizlerle birlikteler. Biraz öncekileri humanist ruhumuz adına konuşmamış varsayalım bence. Şimdi... Ben sırayla projelerimizi dinlemek istiyorum. Aslında oldukça da birbirini tamamlayan konularımız var içerik olarak baktığımızda. Önce Tülin Hanım'la başlamak istiyorum. Şimdi Tülin Hanımlar, Akbank'ta müşterinin yolculuklarını uçtan uca izleyebilen süreçler tasarladılar, oluşturdular. Ve bununla birlikte sadece müşteriler için değil, yanlış söylediğim yerde beni düzeltin Tülin Hanım. Bununla beraber sadece müşterileri için değil, aynı zamanda müşterileriyle birebir temas halinde olan ve onlara hizmet eden çalışanları için de aslında çok önemli yönergeler ve analiz yapabilecekleri araçlar ortaya çıkardılar. Doğru mudur? Çok doğrudur. Peki o zaman detayını sizden dinleyelim lütfen. Çok güzel dinlemişsiniz. Üzerinden zaman geçmesine rağmen merhabalar herkese. Eylem Hanım aslında şeyden bahsediyor birazcık, onun detaylarına gireyim. Bir yarışmada güzel bir ödülle onu tatlışlandırmıştık, o projeyi. Biz bankada biliyorsunuz bütün bankalar, hatta artık bütün kurumlar, biraz evvel de e-ticaretten bahsedildi. Hep müşterinin sesini dinlemekten bahsediyoruz. Biz de tabii çok uzun yıllardır bunu yapıyoruz. Ama böyle biraz şey bir ekibiz kendi içimizde. Hep yaptığımızı bir adım öteye götürmeye çalışan hem bir kurumuz hem bir ekibiz. Dolayısıyla birkaç sene önce hani böyle kanal bazlı müşteri sesi dinlemekten tam istediğimiz sonuçlara varamadığımızı anladığımız bir noktada dedik ki biz bunun çok daha iyisini yapmalıyız. Çok daha detaya inmeliyiz. Bizi aksiyona götürecek bir takım geri bildirimler toplamalıyız dediğimiz noktada işte yolculuklar aslında şuradan yola çıkacağım. Dünya değişiyor. Hep panel boyunca da konuştuk. Pandemiden bahsettik, dijitalleşmeden, fijitalden bahsettik. Kimse bir kuruma, durun ben bu ATM'yi kullanayım, ben bu mobili kullanayım, ben bir şubeye gireyim diye gelmiyor aslında. Herkesin bir yolculuğu var, o bir yolculukla geliyor, o bize bir yolculuk için temas ediyor. Ve bizim o yolculuğun bir bütününü dinlemeye ve anlamaya ihtiyacımız vardı. O yüzden bankada oturduk, bütün yolculukları çıkarttık, en önemli yolculukları çıkarttık. İşte bizler için nedir? İlk aklınıza gelecekler zaten. İşte kart sahibi olma yolculuğu, kredi alma yolculuğu, müşteri olma yolculuğu, POS edinme yolculuğu gibi bir sürü yolculuk çıkarttık. Ve bunları kendi içimizde önceliklendirerek dedik ki, kart örneğini vermiştik orada yarışmada da. Bir kart yolculuğunun adımları nedir dedik. Hangi adımlar onun için moment of truth anlarıdır. Dolayısıyla yolculuğun bütün adımları boyunca başvurusundan kartının teslimine, kartı teslim olduktan sonra ilk kullanmasına, ilk tahsilatına, kartta derinleşmesine, itiraz edip ücretine kapamasına varana kadar bütün adımları belirledik. Ve tüm adımlar boyunca da müşteriyi nokta atışı orada dinledik. Dolayısıyla şunu sağlamış olduk biz bu yolculuk bazlı müşteri deneyimi takibiyle.
Ben dolayısıyla çok daha granüler bir seviyeye indiğimde müşterinin aslında teslimat anında ne sorun yaşadığını, bana nasıl pain pointlerle geri döndüğünü, benim nereleri iyileştirebileceğimi çok daha net anladım. Ve içeriği dediniz de, içeri taraf çok önemli. Aklınızda onun kalmasına da çok sevindim açıkçası. Şimdi biz kanal bazlı bir deneyim takibi yaptığımızda o kanala tabii ki hizmet veren içeride çok fazla ekip var. Ve dolayısıyla o ekiplere indirdiğimizde bu geri bildirimleri sahiplenmenin daha farklı olması doğal. Ama şimdi ben burada o kadar detayda ve nokta atışı teslimat adımından sorumlu ekibe o adıma dair geri bildirimi veriyorum ki bunu içselleştiriyor ve buna dair benimle beraber ya evet biz bunun için daha iyi olması için ne yapabiliriz? Evet bu adımda bunu mu yaşatıyormuşuz? Buradaki bu ışık akışını şöyle değiştirebiliriz. Kol kola girme işimiz çok daha kolaylaşmış oldu. Ve bunu çok şeffaf yaptık. Yani müşterinin, hangi hedef kitlenin sesini dinleyeceğimizi, hangi sıklıkla dinleyeceğimizi beraber belirledik. Bunun anlık olması için çabaladık. Önlerine bir takım dashboardlar koyduk ve bizim takip ettiğimizden de hızlı takip etmelerini onların sağladık. Dolayısıyla bizim açımızdan böyle bir faydası oldu. Ben şimdi işte şu anda yaklaşık 5 yolculuk var. Bir 4-5 yolculuk da yolda geliyor. İşte bunun tabii sistemsel geliştirmeleri var. Beraber çalıştığımız tüm iş birimleriyle bu işi yaptıkça herkesin deneyim farkındalığının bunca yıl olduğundan daha eksponansiyel bir şekilde arttığını gördüm. Bu bizim için çok sevindirici bir şey oldu. Beraber artık aksiyonları planlıyoruz, beraber takip ediyoruz ve direkt düzelttiğimiz anda bir sonraki ay bunun olumlu etkisini gördüğümüzde çok motive oluyoruz hep birlikte. Dolayısıyla bizim için böyle bir yolculuk oldu, yolculuk bazlı deneyim takibi. Onu anlatabilirim şimdilik, sizlere paylaşmış olayım. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi sizden biraz dinlemek istiyoruz Yasemin Hanım. Çünkü siz de aslında Tülin Hanım'ın başlattığı noktadan devam edelim. Müşterinin sesini dinlemek. Siz de müşterinizin sesini dinlediniz. Ve sizi oldukça farklı bir noktaya götürdü ki bizim bu Nice Medya olarak yayınlarımızda ve birçok platformumuzda her zaman seslendirdiğimiz, kurumlarımızdan dinlediğimiz ve anlattığımız bir konu aslında. O yüzden çok sevindim ayrıca sizlerle birlikte olduğumuz için. Müşterinin davranışları ve beklentisi aslında markaları birçok noktada bazı çalışmaları yapmaya götürüyor. Siz de müşterinizin sesini dinlediğinizde bir banka olmanıza rağmen diyorum çünkü bankalarımız ülkemizde çok ciddi regülasyonlara tabi. Dolayısıyla öyle diğer işte bir startup firmamız gibi rahat hareket edemiyorlar elbette ki. Ama müşterimiz acaba bunu bu durumun farkında mı veya önemsiyor mu? Zannediyorum cevap hayır. Çünkü onlar her markayla yaşadıkları en güzel deneyimi iletişim halinde oldukları diğer markalarla da yaşama isteğindeler. Dolayısıyla siz de müşterinizin sesini dinlediğinizde zannediyorum bunu duydunuz ve bunun üzerine de neler yaptık? Uygulamanızda özel olarak uygulamanızda diye soracağım. O çok ilgimi çekmişti çünkü sizinle sohbetimizde. Uygulamanızda buna dönük bazı geliştirmeler yaptınız. Ve dolayısıyla artık bu uygulama sadece bir mobil bankacılık uygulaması değil. Bunun dışında müşterinizin hem bankayla olan gerçekten etkileşimlerinde hem parasal hem de farklı etkileşimlerinde hem de bankası dışında aracıyla, sigortasıyla, bambaşka noktalarda da aslında birçok fonksiyonlarını, hizmetlerini alabildikleri bir uygulama haline dönüştü. Ama siz neler yaptınız, ne dinlediniz de bunları hayata geçirdiniz, nasıl oldu bu yolculuğunuz, biraz sizden dinleyelim. Teşekkür ederim, harika anlattınız öncelikle. Reklamımız yeni çıktı çünkü, reklamımızı özetlemiş oldunuz sağ olun mobil bankacılık için. Hayatınızın uygulaması diyoruz bunun için. Nereden çıktı bu? Şimdi tüm bankalar da buna dahil olmak üzere müşterileri dinlemeye çalışıyoruz. Ama biz müşterinin sesi dediğimiz kısmı sadece ses olarak dinlemek yerine hissettiklerini de anlamak için neuroscience araştırmalar da yapıyoruz. Yani ne kadar çok müşteriyi anlayıp hissedebilirsek ihtiyaçlarını, hatta farkında olmadığı ihtiyaçları anlayıp onları sonuca çevirebilirsek daha iyi olur diye düşünüyoruz. Çünkü banka olarak amacımız müşterinin istediği şeyi, hissettiği şeyi karar merceği haline getirebilmek. Bunu yapabilmek için de çok feedback almamız gerekiyor, çok fazla araştırma yapmamız gerekiyor, dokunmamız gerekiyor. Hatta bu aldığımız yorumları müşterinin ihtiyaçlarını dinlediğimizi hissettireceğimiz şekilde çözmek için değil, sadece biz sizi dinlemek istiyoruz diye yaptığımız geri arama döngülerimiz var. Hem bütün kanallarımızda hem de ürün ve temas noktalarında bunları yapıyoruz. Bunların sonucunda müşterilerin şunu hissettiğini öğrendik, farkına vardık. Sizinle de konuştuğumuz konu buydu şimdi örneğini verdiğiniz. Müşterilerimiz bankadan
bir hizmet beklerken, karşılaştırma yaparken sadece onu banka olarak görmüyor. Özellikle artık en çok kullanılan uygulama mobil bankacılıkta ne yapıyorlar? Elinde bir telefonda bir iş, bir hizmet alıyor oradan. Özellikle de finansal hizmet alıyor. Alırken bizden önceki arkadaşlarımızın da anlattığı ya da onlardan önceki özellikle uygulama bazlı hizmet veren arkadaşlarımızın da anlattığı şekilde oradan alabildiği hizmetleri de bizden almak istiyor ve bekliyor. İşte X firması böyle yapıyor, siz neden yapmıyorsunuz? O getiriyor, o geri götürüyor, siz neden yapmıyorsunuz diyor. Marka adı vermeden anlatmaya çalışıyorum. Örnek veriyorum. Arabasıyla ilgili her şeyi bizden ödemesini, sigortasını yapabiliyorsa öyle bir platform yapalım ki onun içinden de takip edebilsin dedik. Evi kendisinin aynı zamanda yatırımı, yaşadığı yer. Zaten bağ kuvvetlendiren bir şey ki müşteri deneyimi için çok kıymetli bu. Onu da takip edebilsin dedik. Henüz birkaç tane demeyeceğim, pek çok uygulama var ama daha da çok artacak, geliyor. Hani aklımıza gelebilecek her şeyi hayatınızın uygulamasının içinden takip edebileceğiniz bir platform yapmaya başladık. Bunu müşteriden duyduklarımız ve hissettiklerimizle yaptık. Bununla ilgili mesela bir örnek de vermek istiyorum. Sadece uygulamaya dönük de değil, takip edebileceği mekanizmaları da buna göre kurduk. Biz de Tünin de söylediği gibi müşterinin hissettiğini dinlerken, müşterinin sesini dinlerken bulduğumuz ağrı noktalarında aksiyona yönelik adımlar attığımızda onu da en kolay nereden takip edebileceğini de bu müşterinin sesi ve yeni uygulamalar karşılaştırmalarından yaptık. Örnek veriyorum. Kredi kartı en çok alışveriş yaparken kullandığımız tool'umuz, aracımız diyelim şimdi. Kredi kartı müşteri için çok kıymetli eğer kullanıyorsa ve kendisine teslim edilecekse. Kredi kartının teslim aşamasında bir sıkıntı yaşadığında müşteri yalnız kalıyor ve ilk olarak, gözünün içine bakıyorum, çağrı merkezi grup direktörümüz de burada, çağrı merkezimizi arıyorlar. Çağrı merkezinde öyle bir yoğunluk yaratıyorlar ki hatlarımız kilitleniyor. Şimdi onların çağrı aralıklarını veya bilgilendirmelerini değiştirsek de o sonucu çözmek için yapmamız gereken müşterinin kendisinin de takip edebileceği ve değiştirebileceği yol haritaları çıkarmak. Şimdi banka dışındaki e-ticaret uygulamaları ne yapıyor? Kartı teslim ederken takip ettirebileceği sistemler yapıyor. O zaman uygulamanın içinden takip edebiliyorsa müşteri bir rahatlıyor. Kendini daha güvende hissediyor ve sakinleşiyor. O zaman bu uygulamanın içine girmesi gerektiğine karar veriyoruz. Ama sadece müşteri deneyimine holistik bir yaklaşımla baktığımız için banka olarak sadece uygulamanın içinden değil, mobil bankacılığı da daha çok bireysel müşterilerimiz kullanıyor ama kurumsal müşterilerimize de özellikle üye işyerlerimize nasıl yardımcı olabiliriz dediğimizde o zaman da ne yapıyoruz? Üye işyerlerimizi dinlemeye çalışıyoruz. Üye işyerlerimizle ilgili bize en çok gelen konu başvurudan sonraki aşamalar, arıza ve kurulum gibi konular. Bize gelen özellikle buna baktığımız zaman taleplerin %35'inin başvurudan sonra olduğunu gördük. Bunu ele aldığımızda arızasının veya kurulumla ilgili müşterinin sadece arama yoluyla değil, kendisini de takip edebileceği alanları, işte internet şubesinden, kurumsal mobil bankacılığından da takip edebileceği, diğer karşılaştırılan banka olmayan uygulamalar gibi kendisinin yapabileceği self-servisteki ihtiyaçlarını karşılamak için kurulumlar yaptık. Dolayısıyla evet, müşterinin sesini dinliyoruz ama ihtiyaçlarını yaparken, uygulamayı alırken, aksiyona koyarken bizi neyle kıyaslıyor? Şu an neye ihtiyacı var? Bunu da göze alıp uygulamaya alıyoruz diyebilirim. Ben de sizin için bir örnek vereyim mi? Yapı Kredi müşterisi olarak yıllar önce, siz bunu yıllar önce yaptınız aslında. Taşıt tanımı hariç söylüyorum. Kendi bireysel aracım için ben niye arabadan inmeden acaba ödememi arabanın içinde yapamıyorum? Hani elimde bir mobil uygulama var, niye yapamıyorum diye. Bence siz holistik derken yani sadece dinlemiyorsunuz, böyle hissediyorsunuz da bence orada müşteri de. Ben bunu söylememiştim çünkü Yapı Kredi ama muhtemelen vardır tabii bu konuda size bildirimler. Çok kısa bir süre içerisinde sizin mobil uygulama içerisinde aracımla burada tanımlatarak ödeme yapabileceğim bir fonksiyon aslında görmüştüm. Bir tane de örnek ben vereyim sizin için dedim. Dedim ya sadece dinlemiyoruz aslında. Sizin dile getiremediğiniz, hissettiğiniz şeyleri de nörosayt araştırmalarla. Araştırmaya çok önem veriyoruz. Yani iki katına çıkardık son iki yılda araştırmalarımızı. Bir araştırma laboratuvarı kurduk bunun için açıkçası. Tüm kanal ve ürünlerde. Aslında bir küçük ondan da bahsedelim mi? Siz bana bahsetmiştiniz çünkü bundan. Farklı bir yapılanması vardı Yapı Kredi'nin müşteri deneyimi yaratmak adına. Ve bunun içerisinde bir laboratuvar, bir araştırma merkezi olduğundan söz etmiştiniz. Çok kısa ondan da bahsedelim mi? Seve seve.
Şu hale getirdik. Araştırma, proje ve şikayet ekipleri farklı farklı yerlerdeydi. Dedik ki bunlar aslında birbirleriyle kilit şekilde çalışan ve birbirini besleyen ekipler. Araştırma laboratuvarımız istatistik mezunu arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip ve klasik araştırmaların yanında, kalitatif kuantitatif araştırmaların yanında neuroscience gibi araştırmaları da yapan bir ekip. Yani ve müşterinin söylediği, hissettiği şeyleri duymak ve onları aksiyona çevirmek çok önemli olduğu için bir yapı kurarken araştırmaların tüm kanallardan, tüm ürünlerden, bankadaki tüm iş birimlerine bizim de gösterdiğimiz dashboardlarla anlık takip edebilecekleri şekilde akıp arkasından haftalık döngülerle müşteri ne istiyor ve bizde ne varı konuşabileceğimiz bir yapı kurduk. Arkasından oradan aldığımız sonuçları araştırma laboratuvarıyla birlikte çalışan tasarım ve proje ekibinde projeleştiriyoruz. Bunlar harıl harıl çalışırken şikayet aslında, şikayet yönetimi de deneyimin altında. Şikayet aslında müşterinin, ya benim bir sıkıntım var, çöz ve benden vazgeçme dediği, istem ettiği yerdir. Yani şikayete olan müşteriyi kazanmak hem taraftar olan adetinizi daha çok arttırır hem de derinleşmeye yol açar. Dolayısıyla şikayeti sadece çözmek değil, hızlı çözmek çok önemli. Bir daha olmaması için uğraşmanın önemli olduğunu anlayan bir ekip olduğumuzdan şikayetten çıkan sonuçları da proje ekibine gidecek bir akış kurduk. Böylece araştırma laboratuvarından ve şikayetlerden gelen ağrı noktaları proje ekibinde tüm bankayla iletişim kurarak, bunlar düzenlenmiş eğitimler ve toplantılar, proje haline getiriliyor bankamızda. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Size böyle ekstra yordum aslında biraz. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Evet, evet. Sağ olun. Aslında bugünkü panelimizin ortak noktası galiba müşterinin sesini dinlemek. Şimdi Sibel Hanım'a geçeceğim. Çünkü orada da bir aslında müşterinin sesini dinleme konusu, mevzu bahis. Vakıfbank ne yaptı? Vakıfbank da müşterisinin sesini dinleyerek ihtiyacı olan çok yenilikçi, bence devrimsel nitelikte bir ürün çıkardı. Vino adını taşıyan bir ürün. Öyle bir ürün ki gerçekten de. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakalım siz de doğru anlamış mıyım? Çünkü çok iddialı bir cümle kuracağım şimdi. Vino'la sizin müşteriniz Vakıfbank içerisinde Vakıfbank'ın kaynaklarını kullanarak bir mini kendi bankasını oluşturuyor diyebilir miyiz? Tam anlamıyla onu yaptık Eylem Hanım aslında. Tamam, çok sevindim. Şimdi iki arkadaşım da çok güzel müşteri deneyimlerinden bahsetti. Ben biraz tanıtayım kendimi. Ben aslında Vakıflar Bankası'nın 3 ayrı ana dalını yöneten bir bölüm başkanıyım. Bir tanesi dış ticaret, aslında müşterilerin yurt dışında yaptığı bütün aktiviteler ve burada yaşadıkları sorunlar, çözümler. Yurt içi dediğimiz, nakit akışı dediğimiz aslında tüm ödeme ve tahsilat sistemleri ve bir de ürün geliştirme dediğimiz fonksiyonlara bakıyorum. Şimdi ihtiyaçları tespit etmek en önemli şey. İnanılmaz bir dönemden geçtik. Pandemi dediğimiz bir süreci atlattı. Bütün kitle, bireysel ve ticari dediğimiz ayrı ayrı iki grup. İki grubun da ortak sorunu şuydu. Ben öyle bir dünya istiyorum ki Sibel Hanım, yani yaptığımız anketlerde, aramalarda, birebir görüşmelerde sadece bununla uğraşan bir ekibim var benim. Ürün geliştirmek demek önce ihtiyacı iyi analiz etmeyi gerektiriyor çünkü. Hepsinin ortak söylediği şey, bize öyle bir dünya yaratın ki yarattığınız dünyanın içerisinde hiç kimse olmadan biz muhteşem bir deneyimle ilerleyebilelim. Peki bu dünya nasıl olsun dedik. Bir kere bu dünya dijital olsun. Bizim karşıda bir insana ihtiyacımız olmadan bu dijital dünya her istediğimizi bize versin. Her ne peki, yapıyorsak müşteriyi kendi kendine dijital kanallar üzerinden yapabilir. Aynen. Olsun. Yani evet. Ben kartı beklemeyeyim, POS'um arıza yaptı, düşünmeyeyim. İşte 7 gün hizmet alayım, çekle tahsilat yapmak istiyorum ama banka açık değil, iskontalamak istiyorum ama banka açık değil. Bu dünyayı istemiyorum artık dedi. Dünya değişiyor, dünya gelişiyor. Sizler bizden daha hızlı gelişiyorsunuz banka olarak dedi. Özellikle KOBİ'lerle yaptığımız anketlerde dedi ki, dünya yaratın bizim için. Peki ne yaratalım sizin için? Bir ekosistem yaratın. Öyle bir ekosistem yaratın ki ben hem tahsilatlarımı hem ödemelerimi tamamen kendim yapayım. Yaparken Sibel Sağman'a, işte Eylem Hanım'a, Tülün Hanım'a ihtiyaç duymayayım. Banka benim gördüğüm dünyada sanal bir ortamda tamamen kendi akışı içerisinde, içinde yüzebileceğim bir dünya olsun ve ben banka olayım dediler. Dedim ki arkadaşlar öyle bir anket, öyle bir istek çıktı ki ben banka olayım. Hani I am the matrix gibi bir şey.
İyi de dedim, bu adamlar nasıl şey olacaklar, vakıf bank olacaklar. Oturduk, tabii şimdi ürün geliştirme direktörü olunca da ürünleri incelemeye başladık. Dedik ki ne var adamların elinde? İşte ellerinde kredi kartı var bireysel kitlenin. Bütün ödemeler baktım kitlede şeyle dönüyor, kredi kartıyla. Ama işte kimisi okul tahsilatlarını, ödemelerini işte senede bağlamış ya da taksitlendirmiş. Ondan sonra acaba bankacılık sistemin biraz içinde biraz dışında. Ticari kitleye bakıyorsunuz, bir taraftan üye iş yeriyle tahsilat yapmaya çalışıyor. Bir yandan müşterilerinden çek almış, onları toplayıp bankalara koşturmaya çalışıyor. Bir taraftan DBS dediğimiz bizim bayi tahsilat sistemleri, kartlı tahsilat sistemleri. Bir taraftan ödemeler için business card kullanmaya çalışıyor. İnsanlar için gerçekten ciddi bir kaos ortamı var. Bir taraftan da bankacılar aman bankaya gelmeyin diyor. Arızan olursa call center'ı ararsın, onlara ulaştığın, döndüğün zaman yakalayabilirsen dönerler. Bu da ortalama bir gün sürer, iki gün sürer, şikayet edersin, hızlı çözmeye çalışırız. Aynı şeyleri biz de yaşadığımız için diyorum. Şimdi böyle bir ortamda ya işte POS'um bozulursa, kredi kartım çalışmazsa, taksitler istediğim gibi olmazsa ki olmamaya başladı. Çünkü Eylem Hanım bir şeyden bahsetti. Regülasyonlar geldi, ciddi regülasyonlar. İstediği taksitleri istediği şekilde müşteriler her sektörde de yapamıyor. Bize bir de taksit olanağı da olsun. Güzel, ben tahsilatımı Vakıf Bank'la yapayım. Ödememi de Vakıf Bank'ın bu ekosistemi içerisinde yapayım. Ama bunları yaparken bankada ben olayım. Yani nakdi krediye ihtiyaç duyduğumda gelecekte olan bir tahsilatımı bugünden alabileyim, bölebileyim, parçalayabileyim, istediğim gibi dağıtabileyim. Neden bölmek istiyorsun? İşte ihtiyacım olduğu zaman nasıl taksitli kredide? Neden başkasına devretmek istiyorsun? Çeki devredebiliyorum ben. Hani çekin üzerine ciro yazabiliyorum. Ve senden aldığım çeki işte Eylem Hanım'a devredebiliyorum. Şimdi nedenler, algılar, herkes çok haklıydı Eylem Hanımcığım. Biz de dedik ya bu kadar istek var, bu kadar talep var. O zaman biz müşteri deneyiminde, müşteri ihtiyacında öyle bir ürün yaratalım, oluşturalım ki bu dünyada. Bu bir muhteşem düşünce olsun. Hatta ödülümüz de bu kategoriden gelmişti sağ olsun. Biz bir Vinov adında, yani Vakıf Bank İnovasyonu'nun kısaltılmışı Vinov'un adında bir sistem, ekosistem dizayn ettik. Ekosistem şunun için diyorum. Bu sistemde bireysel ticariye, ticari, işte KOBİ'ye, KOBİ, kurumsala, kurumsal tekrar bireysele ödeme ve tahsilat yapabiliyor. Yaptığı ödeme ve tahsilatlar için 7 gün 24 saat çalışan tüm banka kanalları var. Yani call center'da çalışıyor, aplikasyonu dediğimiz muhteşem bir Vinov aplikasyonu var. Müşterinin çok hızlı bu işlemleri yapabilmesi için özel olarak dizayn edilmiş. İçinde yardımcılar, kodlar, direktifler, her şeyin akıp gittiği. Bankacılık sisteminin ticari interneti, bireysel interneti, mobil aplikasyonu var. Yani biz neyi yarattık? 7 gün 24 saat çalışan bir sistem var. Hayalleri buydu ya. Hani çekimi götüreceğim diyor. Banka açık değil diyor. POS'um bozuldu. Birinin bana ulaşması gelmesi gerekiyor. Gelmesin. Aslında bunu yarattık. 7 gün 24 saat tüm dijital dünyanın içinde yaşayan bir ekosistem yarattık. Diyor ki ben ödemelerimi okula istediğim gün yapayım. Taksitlendirerek ödeyeyim. İşte okul diyor ki tamam çok güzelsin ben Salman'dan Vinov'la tahsilat yaptım. Ama ben bunu akıllı tahta alırken kullanmak istiyorum dedi. Çok güzel, biz bunu devrettirelim o zaman dedik. Yani Sibel'den geleni senin talebinde devredersek sorunun çözülüyor mu dedik okula. Evet dedi, çözülüyor dedi. Çünkü ben aslında alacağımla borcumu ödüyorum istediğim zaman. Yani krediye ulaşmasam da, başka bir ürün kullanmasam da birinden gelen Vinov tahsilatıyla gelecekteki aldığım başka birine ödeme yapabilirim dedi. Tamam. Bireysel'e sorduk. Ben çocuğumun okul ödemelerini 12 taksitle Vinov'la ödemek istiyorum. Güzel. O zaman sen 12 taksitle öde. Okula gönderdik. Okul hafta sonu cumartesi aldı bunu. Ya ben akıllı tahta alacaktım. Akıllı tahta ödemesi diye yarısını devrediyorum dedi. Yarısını nakde dönmek istediği anda anında nakde döndü. Yani yarattığımız dünyada hani müşteri deneyimi odaklı gidiyoruz, birazcık hani hizmetler odaklı gidiyoruz. Biz müşterileri dinledik, hayallerini dinledik aslında.
ve dedik ki biz sizin için öyle bir bankacılık inovasyonu yaratalım ki bankacılıktaki sistemlerde, yani tüm tahsilat ve ödeme sistemlerinde var olan fonksiyonları buraya kaydedelim dedik. Müşteriler bugün baktığınızda biraz sizinle konuştuk. Yani 2 milyonun üzerinde bireysel kitle var ve 1 milyon çok aktif bir şekilde burada hareket eder halde. Ticari tarafta özellikle kurum... Süreyi de söyleyelim Sibel Hanım. Ne kadar sürede hayatım? 8 aylık bir zaman diliminden bahsediyoruz galiba. Evet, yani biz şimdi 1 yıl önce bunu lanse ettik ama 1 yılın 3-4 ayı şununla geçti. Bir müşteriye bir ürünü satmak istiyorsanız bankacılık sisteminde, hele de olmayan bir ürünü. Şimdi kredi kartı satmak bireysele çok kolaydır. Dersiniz ki işte ben geldim, Vakıfbank size işte şu kadar bonus verecek, bu kadar taksit imkanı verecek, verirsiniz. İşte POS vermek, işte komisyon oranını düşündüğünüzde A bankasından çıkıp B bankasına girer ama bankacılıkta hiç olmayan bir ekosistem yaratıp, bunun üzerinde kısmi devir var, devir var. İstediğin zaman ilerideki bir vadeli alacağı iskontalama var, taksitlendirme var. Krediyi kendin yaratıyorsun, ilerideki alacağını borca çevirip aslında dünyada hiç likiditeye sorununa ihtiyaç kalmayacak şekilde banka sen oluyorsun dediğinde KOBİ ne yapıyor biliyor musunuz? Hiçbir şey anlamadım Sibel Hanım diyor. Evet, anlayamıyor da. Ben de çok zorlanmıştım çünkü söylediğinizi anlayabiliyorum. Anlamak çok zor. Biz çünkü bankacılıkta kendi çalışanlarımıza anlatmak için iki ay harcadık. Şimdi müşteri deneyiminin bizim için en zor tarafı da o. Önce müşterinize ürünü bir algılatmanız, denettirmeniz, yaşatmanız lazım. Ve satışçılarımız ne yaptı? Tek tek gidip KOBİ müşterisinde boya mı alacaksın? Hırdavatçı mısın? Bak şimdi... Hırdavatçı abim sen filli boyadan mı? Evet, gel. Ben sana şimdi Vinov'u gönderiyorum. Vinov'u gönderiyordu. Karşı taraftaki bayi bunu iskontolayıp alıyordu saniyeler içerisinde. Ya ben şimdi kredim kullanmadım. Gelecekteki bir alacağını Vakıfbank'a devrederek paranı bugünden aldı. İnanılmaz bir şey bu. Yani deneyimleterek yaşadık ve ilerledik. Bu da tabii 4 ay gibi bir sürenin, 4-5 ay gibi sadece tanıtımla geçmesini. Orada rakamları bir daha alalım sizden. Bireyselde ve kurumsalda kullanıcı yani sayısı. Yani 2 milyonun üzerinde Vinov'u tanımlatmak çok kolay bir şey. Aplikasyona giriyorsunuz. Dijital ortamda müşteri olabiliyorsunuz, biliyorsunuz bankalarda artık. Müşteri olduktan sonra herhangi bir bankanın dijital ortamında küçücük bir sözleşme imzalayarak bankası otomatik Vino müşterisi yapıp limitinizi de veriyor. Şimdi bu deneyimi yaşayan bireysel kitle 2 milyon üzerinde. Sözleşmeyi dijitalde yapabiliyor musunuz? Tabii ki. Bütün sözleşmelerimiz, bütün işte söyledikleri o. Diyor ki biz dijitalde yaşamak istiyoruz. Biz bankaya gidip sözleşme imzalamak istemiyoruz. Şu anda bankaya gidip sözleşme falan imzalamadan direkt aplikasyona, bankanın dijital kanallarına gelip onayladıkları bir dijital sözleşmeyle Vinov ürününe sahipler. Bu arada ben Vinov'u, hani Vinov, hani biliyoruz, ne istediğinizi biliyoruz, anlıyoruz zannediyordum. Vakıfbank inovasyonu kısaltılmış olduğunu şimdi sizden öğrendim. Ya bunu da bugün öğrenmiş oldum, süper, harika. O da şey, Vinov şimdi isim arıyoruz. Böyle bir ekosisteme çok iyi bir isim bulmak lazım. Ben öneri olarak Vinov dedim. Yani inovasyon bu, bankacılıkta yeni bir inovasyon. Ve inovasyon, Vinov olsun. Sonra işte genel müdür yardımcıları, ya işte çok Avrupa'yı ters falan olmadı mı dedim. Evet dedim. Yabancı müşterileri anlatırken dedim, uluslararası müşterilerimize Vinov. Geçen gün İngilizce bir sunum yapıyordum, biraz gülümseteyim sizleri. Müşteriye İngilizce sunum yaptık, uluslararası, yani tap böyle 20'deki bir müşteri Vinov anlatıyoruz. Bayilerinden Vinov'la tahsilat yapacak, tedarikçilerine Vinov'la ödeyecek. Dinledi. Ondan sonra isim Vinov dedim, CFO. Sonra şöyle yaptı, Vinov. Yes, Vinov, but you don't know dedim. Sonra başladım sunuma. Bayağı bir gülümsediler. Vinov, but you don't know dedim. Sonra sunuma geçiyoruz dedim. Aslında gülümseten bir tarafı da var. Güzel yani, evet, telaffuzlu kaynaklı. Evet, düşündüğüm kısmı da varmış gibi. Evet. Peki, eklemek istedikleriniz var mı? Zannediyorum süremizin sonuna geldik biz.
Birer cümleyle sizden şeylerinizi alalım, görüşlerinizi alalım. Ben önce şunu söyleyeceğim. Sibel Hanım'ın anlattığı bir deneyimcinin hayali herhalde. Yani bizleri müşteriyi dinleyerek ortaya koyduğu şeyler, hani biz ortaya çıkınca çok mutlu oluyoruz. Yani kendi kurumum için de söyleyeyim. Ne zaman ki ortaya koyduğumuz işte bir pain point düzelirse ya da işte bu kadar detaylı müşteriyi dinlediğimiz şeyden sonra o beklentiye yönelik bir ürün meydana gelirse ve o başarılı olursa. Sizin dinlemelerinizin evet, sonuçlarını biz aynen, aslında hayata getiriyoruz. O kadar büyük hayranlıkla dinliyorum ki o yüzden de siz anlatırken bizde de dinliyorlar bizim ana amacımız çünkü. O. Yani o mutsuzluklar, o sıkıntılar, o pain pointlerin düzeldiği ya da daha iyi olduğumuz alanları daha köpürtecek reklama taşıyabildiğimiz alanları ortaya çıkartabildiğimiz ya da işte burada olduğu gibi yeni bir ürüne girdi sağlayabildiğimiz zamanlar bizim en mutlu olduğumuz zamanlar. Yani yaptığımız işin en çok ortaya konduğu zamanlar. O yüzden de elinize kolunuza sağlık. Ben de sizlerin yani sizin ekiplerin diyorum. Bizim taraf yok ama yani onların adına da sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bizim yaptığımız her şey aslında sizin ürettiğiniz çıktıların sonucu. Bu duygu çok evet, güzel. Birbirini oldukça bütünleyen bir içeriğimiz evet. Var. Aynen. Onlar gerçekten olmasa de biz müşteriyi dinleyemeyiz. Nerede mutsuzlar? Neden mutsuzlar? Hayalleri ne? Istiyorlar, ne beklenti ne, istiyorlar? İhtiyaç ne? O yüzden de hani son dönemde artan bir trend olması müşteri deneyiminin işte böyle güzel ürünlerle daha da perçinlenen bir hale gelmiş oluyor. Bizim için de şu çok güzel, her gün kapımızı çalan yeni yeni iç müşteriler. Ya Tülin şurayı da dinlesek, bu tarafta ne söylüyorlar acaba? Bu ürün niye satmıyor? İşte buraya da bir baksaydık, geçen seneden beri bu tarafı hiç dinleyemedik. Bizi en mutlu eden şeyler bunlar. Hani deneyim anlamında da ben daha gidecek her yerde çok yol olduğunu inanıyorum. Kurumsal anlamda da bizler çok ilerledik. Anlatacak çok şeyimiz var gerçekten. Gönlümüzdekileri çok yapabilecek kurumlar içinde noktalara geldik. İşte içeride kurulan merkezler, araştırmalara verilen büyük bütçeler, kaynaklar, hani bunlar her gün artarak gidiyor. Ama bütün hani aslında sektörler içinde hani böyle bir organizasyonu onu görmek çok güzeldi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizler çok güzel projeleri imza atıyorsunuz. Biz de dinlemekten çok memnun oluyoruz. Yasemin Hanım, sizden böyle birkaç soru cümlenizi alayım çok deneyim. Teşekkür, adına çok böyle ileride neler bekliyor bizi sizden, neler göreceğiz, neler dinleyeceğiz? Ben de teşekkür ediyorum öncelikle. Harika bir sohbet oldu. Müşteri deneyimi aslında bir arkadaşım da bizden önce söylemişti. Biraz müşteriyi kafaya takmak, uyumuyoruz diyordu. Yani kendimiz de müşteriyiz. Bizler de ne hissediyoruz kısmını alıyoruz, konuşuyoruz ama müşteriyi kafaya takıp çalıştığımız kurumlarda müşterinin vekili oluyoruz. Ve kolay da bir iş değil. Hem iş birimlerin, kanalların, ürün sahiplerinin karşısında bazen iş business stratejilerinin de karşısında durarak ama müşteri bunu istiyor. Burada bir sıkıntı var. Orta yolu bulalım. Bunun hani sonuçlarının da rakamsal olarak gösterildiğinde müşteri kazanıyor. Örnek vermek istiyorum. Biz şunu çalıştık. Bununla ilgili büyük bir çalışma yaptık. Konuyla ilgili de iyi bilinen bir yerden de danışmanlık aldık. Ve biliyoruz ki bizi seven ve bizimle daha çok çalışan müşteriler bize etraflarına da anlatıyor. Buna literatürde taraftar müşteri deniyor. Ve taraftar müşteriler size küsen müşterilerden 5 kat daha fazla gelir getiriyorlar. Bu da şu demek oluyor, o taraftar müşterilerimizi geliştirirsek eğer, yani ne demek? Yani o müşterinin ihtiyacını giderirsek, doğru projeleri yaparsak, müşteriyi dinleyip anlattığınız gibi, gelire de etkisi var. O zaman ikna edip doğru projeleri yapmak ve önceliklendirmek de kolay oluyor. Çünkü doğrudan satış ekibi olmadığınız için öyle büyük bütçeleriniz olmuyor. Diğer ekiplerin koluna gelerek yapmanız gereken bir şey ve ben bunun müşteriyi biraz kafaya takmakla olabileceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sibel Hanım, sizden son birkaç cümle. Başka var mı böyle bir yeni ürün? Neler göreceğiz, şimdi, neler dinleyeceğiz? Evet. Şimdi biz ürüncüler tabii çok kısaca söyledim. Müşteri deneyimini dinlemek, o müşterinin hizmet kalitenizdeki memnuniyeti ve yeni dünyalarda neler dinlemesi, yani istediğiyle ilgileniyoruz. Ürün geliştirme demek bu. Körseniz bir şey geliştiremezsiniz. Kime satacaksanız o satacağınız kişinin ne istediğini bilmek ve algılamak çok önemli. Şimdi biz yeni bir bu taraftakilere gene anket ve çalıştırma yaptırdık. Orada başka bir dünya geldi. Yani jenerasyon dediğimiz mesela çok kısa bahsedeyim. 25'ten 40'a kadar olan bankacılık sektöründeki kitle farklı bir şey beklemeye başlamış. Bunun yansıması dediğimiz perakende ve KOBİ, yani daha yeni emekleyen bireysel iş yeri sahipleri de başka bir şey istemeye başlamış. Bunun üzerine biz dijital dünyada anlayan, konuşan,
analiz eden, verilerini arkada tuttuğumuz verilerle ona aslında sen böyle de yapsaydın güzel olur. Evet yine o kullanıyorsun ama örnek diyorum nakit yönetiminde senin için şöyle bir ürün daha var. Hatta sen bu hafta ilk defa ithalat yapmışsın. İthalatlar için de Vakıf Bank'ın şu paketini öneririm sana. Yani çünkü gelişmeye yatkınsın bu alanda gibi. Onu anlayan, dinleyen, onunla konuşan, ona çıktılar veren, aslında oturduğu yerde banka olmanın en ufak arkada kalmış eksiğini de tamamlayan bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Ama bunu da sağ olsun müşteri deneyim tarafındaki o CRM ekipleriyle ortaklaşa yaptığımız veriler, analizler, anketler, call center aramaları bize gösteriyor. O yüzden şimdi hayalimiz yine müşteriyi dinledik. Müşterinin de aslında Vino, yine ütopyası. Vino gelişiyor. Evet. Ve böyle asistanslı tabii, gibi böyle Vino bir konuşacak. Şeyle dolanacak yani. Evet, öyle konuşacak, anlıyorum ben. Anlayacak, evet. Algılayacak, öneri geliştirecek, bilançonuzu okuyacak, mizanınıza bakacak ve size diyecek ki mükemmel. Banka sizsiniz, hadi şimdi bankanızda şunları da yapın diyecek aslında. Böyle bir yere götürüyoruz. Bizi de yönetecek yani. Diyorsunuz yani. Evet. Az kaldı. Evet. Evet, yakında Vino koltuğa geç ve arabayı götür diyeceksiniz. Aynen öyle. Peki, gerçekten birbirini çok bütünleyen, çok güzel bir içeriğimizle çok iyi bir panel geçirdiğimizi düşünüyorum. Sizler evet, çok yoğun ederiz. Bir zamanınızda çok önemli vaktinizi bize ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Bence çok keyifliydi. Umarım sizin için de keyifli ve verimli bir etkinlik olmuştur. Tekrar teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür sizlere ederiz. Ve katılımcılara sizlere. Katılımcılara da çok sağ olun. Teşekkürler.